Değerli izleyenler, bu dua size de geliyor bu arada. Size de geliyor. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Abdülatif amca sözünü tutmuş ve bizi Halime teyze ile buluşturmuştu. Buluşma en az bizim kadar Halime teyzeyi de heyecanlandırmış ve sevindirmişti. Onun hayır dualarıyla Harar'daki son durağımıza doğru yola çıktık. Sokaktaki bu Osmanlı izlerini sürüp eski bir evi nasıl görürüz demiştik. Oradaki arkadaşlar sağ olsunlar bizi kırmadılar ve eski bir Harar evine misafir olduk. Harar'daki gezimizi devam ederken burada bize rehberlik eden, ev sahipliği eden arkadaşımız dedi ki sizi götürmem gereken bir eski ev var. Osmanlı'dan miras bir ev var dedi. Oraya geldik beraber. Şimdi evin sahibi Şemsettin Bey'le beraberiz. Elbette tercümanımız Fennan da bizimle beraber. Ev enteresan. Belli bir yere kadar ayakkabıyla giriyorsunuz içeriye. Şu an içerideyiz. Ondan sonra yükseltiler başlıyor. Değişik yükseltiler var farklı. Soralım bakalım neden böyle, nedir bunun anlamı? Şemsettin Bey'in anlattığına göre bu bölgede beş bölgeden oluşuyor. Beş kademe var. Beş kademe var. Bu evde beş kademeden oluşuyor. Şu birinci kısmındaki eskiden hilafet zamanında hilafet başı olan insanların gelip ziyaret, cuma günlerinde gelip insanları, Müslümanları ziyaret ederlerdi. Tabii yerel yöneticiler yani. Yerel yöneticiler. Gelirken eve girdiklerinde burada otururlarmış. Hı hı. Bu da ikinci kısımda bu şöyle. İkinci kısmı da bu bölgedeki ulamaların ziyarete geldiklerinde ulamalar burada oturuyorlarmış. Şu kısmı da ya kademe kademe ulamaların en bilgileri, dine ilmi yüksek olanı yukarıda oturuyor. Dereceyle de burada oturuyor. Yeni olanlar aşağı oturuyor. Burada kadınlar oturuyorlar. Biri vefat ettiği zaman taziye için burada oturuyorlar kadınlar. Perde yapılıyor burada. Evet. Burada oturuyorlar. Burada ulamalarla giren öğrenciler, dine ilim talep eden öğrenciler ve evin çocukları burada oturuyorlar. Köşede oturuyorlar. Bunlar da evdeki eşyalar. Mesela bizim mutfağımız. Evet. Şimdiki gelişmiştir yani mutfağı buradaydı yani. Malzemeler oraya koyuyor. Malzemeler burada. Şimdi bir de yukarıda şöyle bunun ismini sırıt mı diyeyim, duvardan içeri doğru gelen şeyler var. Bu da bir raf oluşturmuş. Bunun çok enteresan bir hikayesi var. Eve misafir geldiğinde eğer bu rafın üzerinde bir halı varsa anlıyor ki evde gelinlik bir kız var. Eskiden ilişkiler tabii daha naifmiş. Hani şimdiki gibi olmuyormuş. Anlıyor ki gelinlik bir kız var, onun da bir oğlu varsa belki talip olabiliyormuş, belki tanıştırabiliyorlarmış. Bir şey daha var, ona da bir bakalım. Böyle bir yanaşır mısın? Gel bakalım, şu enteresan bir şey. Bu mızrak, buna dokunabiliyor muyuz? Bak şuna alabiliyor muyuz? Şemsettin Bey'e ona da bir soralım, bu nedir? Şöyle. Evet, bildiğiniz mızrak yani, ucuyla vesaire falan beraber. Eski de bir şeye benziyor. Umarım hata etmiyoruz bunu alarak ama. Bilirsiniz Anadolu'da da vardır ya değişik ritüeller. Mesela pilava kaşık batırılır, yok efendim eşeğe ayakkabı, çatıya testi konur falan. Burada da varmış bazı ritüeller. Şemsettin Bey'e teşekkür ederek evden ayrılıyoruz. Sokaklarda dolaşırken dikkat çeken bir nokta, kadınların sosyal ve ticari hayatın merkezinde olması. Birçok dükkan ve tezgah bayanlar tarafından işletiliyor. Burada da hayatın yükünü daha çok kadınlar çekiyor gibi görünüyor. Bir kez daha İHA İnsani Yardım Vakfı görevli olarak Etiyopya'da ayrılıyoruz. Etiyopya'da bundan önce birçok çalışma yapmıştık. Bu seferki çalışmalar daha çok yetimler için oldu. Birçok yetim köyünü ziyaret ettik, onların ihtiyaçlarını tespit ettik. Giderebildiğimizi gidermeye çalıştık ama en önemlisi sizler adına onlara sarıldık. Bir kez daha Etiyopya'ya gelip onlara sarılacağınıza emin olabilirsiniz. Yeter ki siz de yanımızda olun, arkamızda olun efendim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.